Günaydın TV'den merhabalar. Bugünkü konuğumuz Türk sinemasının tanınan simalarından Ahmet Faik Akıncı. Onunla sohbet edeceğiz. Sinemadan bahsedeceğiz, başkaca konulara gireceğiz. Olayın akışı nereye gidiyorsa oradan bahsedeceğiz. Önce kendisini kendinden tanıyalım, kendini anlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Ben 1968'den beri sinemanın içerisinde çeşitli görevlerde bulunan, İşte setçilik, ışıkçılık dahil olmak üzere yardımcı yönetmenlik, bunlar da hep ustalara yardımcı yönetmenlik yaparak 1990'dan beri de sinema yönetmenliği yapan Güneşi Göremeden'le başlayıp birçok sinema filmi ve birçok televizyon dizisinde görev yapmanın yanı sıra 50'den fazla da belgesel çekmiş bir yönetmenim. Ama Türk sineması yönetmeni değilmişiz. Bunu son yasada anladık. Yeni yetmelerin çıktığı zaman havucumuz damar tutuyorsunuz ama. Biraz yararıyım bu dönemde. Yani biraz kırgınım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir sinema adına bir şey yapıyor. Oraya getirdiği adamların bir Türk sinemasında bir kalıcı eserleri var mı? Maalesef. Şimdi bakın. Kimsiniz siz ya? Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakan, İşte Recai Şaşmaz falan mı? Siz kimsiniz? Siz Yılmaz Güney misiniz? Bu ülkeye umut, arkadaşı mı kazandınız? Siz Şerif Gören misiniz? Yol mu çektiniz? Sürü mü çektiniz? Derman mı çektiniz? Siz Yavuz Özkan mısınız? Maden mi çektiniz? Siz Tunç Başaran mısınız? Uçurtmayı vurmasınlar mı çektiniz? Siz ne bileyim yani Atif Yılmaz gibi Kibor Feyzo mu çektiniz? İhsan Yüce misiniz siz? Siz yani Faik Ahmet Akıncı gibi, iş gibi, ekmek gibi kalıcı filmler mi yaptınız? Yani siz ne yaptınız? Siz Ömer Kavur gibi, siz ne bileyim yani Yusuf Kurcenli gibi kalıcı bir filmler mi yaptınız da Türk Metin Eksan gibi bir filmler yaptınız da Türk sinemasını mı temsil ediyorsunuz? Siz Ahmet Ulucay gibi karpuz kabuğundan kemi mi yaptınız da oraya biz sinemacıyız diye çıkıyorsunuz ya? Siz benim gözümde sinemacı değil, sinemadan para kazanan, sinema eseri değeri olmayan, ufuluk filmler yaparak para kazanan emperyalist sinemacılarsınız. Oradaki o toplantıya katılanlardan bir tanesinin Türk sinemasında temel taşı olacak bir sinema filmi yok. Ama ne yazık ki sinemayı onlar temsil ediyorlar ve onların yüzünden, onların bu bu emperyalist sinemacıların kavgaları yüzünden Türk sinemasında birçok film vizyona giremedi. Birçok arkadaşımız iflasın eşiğine geldi. Vizyona giremediği için borçlarını ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Vizyona giremedikleri için borçlarını alamayan prodüksiyon yapan arkadaşlarımız var. Emekçi arkadaşlarımız var. Yani dolayısıyla Türk sinemasını bitirme operasyonuydu bu. Yani bizden başka Şahan Gökbakan'dan, Cem Yılmaz'dan, Yılmaz Erdoğan'dan ve işte bu Şaşmaz kardeşlerden, işte Pin'den, işte Ay'a ondan bundan başka kimse olmasın, biz olalım. Bu sinemanın kaymağını biz yiyelim. Kalıcı değil de günübirlik işlemlerden ama daha çok para kazanmak. Daha çok para kazanmak. Arkadaşlar bunlar sinemacı değil. Bunlar sinemadan para kazanan emperyalistlerdir. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Ben gençliğimde kasete satardım. En çok Dan Gazetesi ile Bulvar Gazetesi'ni satardım. Yani ne Cumhuriyet, ne Hürriyet, ne Milliyet onlar kadar satmazdı. Ama onlar iyi gazete miydi? Hayır. Çıplak kadın resimleri vardı. Onun için çok satardık onları. Şimdi bugünkü sinemacılarda Dan Gazetesi'dir. Ve ne yazık ki bu Dan Gazetesi, bu Bulvar Gazetesi, bu Sidar Gazetesi, yani o Sidar Gazetesi derken şu Mevcutlar Sidar Gazetesi'nde de Çıplak Kadın daha da Sidar Gazetesi'ni. Bunları şey yaparak anlatıyorum. Bunlardır yani. Bunlar sinemayı temsil edecekler. Yani bu sinemada ya siz ne yaparsanız yapın bir Ahmet Ulucay olamazsınız. Ne yaparsanız yapın bir Atif Yılmaz olamazsınız, bir Şerif Gören olamazsınız. Bir Faik Ahmet Akıncı hiç olamazsınız siz ya. Bizim bu memlekette kalıcı eserlerimiz var. Bizim dünya çapında ödül almış filmlerimiz var. Bizim zamanında biz kişiyi de gördük. Çok kişiler de yaptık ama hiçbir zaman böyle burnu havada benden başkası giremez demedik biz. Bugün salonlara bakıyorsunuz. Saloncu diyor ki baskı altındayım diyor. Onun 10 tane filminin 10 salonun varsa
7 tanesini ona vermeliyim diyor. Bu sefer 7 tane salonda Recep İvedik oynuyorsa diğer arkadaşlar 100 tane sinemacı hangi salonda oynayacak? Bu büyük bir haksızlık ve büyük bir rekabet bu. Ve insanlara, ben buradan çağrı yapıyorum insanlara, çok ciddi çağrı yapıyorum insanlara. Bu emperyalist sinemaların bu oyununa düşmeyin. Bu bir oyundu, Türk sinemasını yok etme oyunuydu. Sayın Cumhurbaşkanı bu oyuna düştü. Sizler düşmeyin Türk sinemasını seven ve sayan insanlar. Şöyle diyebilir miyiz? Şu anda ismini zikrettiğiniz isimlerin çoğu rahmetli oldu. Rahmetli olmayanlar da var. Şimdi isimleri marka, yaptığı eserler klişe. 30 yıldır insanlar aynı filmleri döndürüp izleyebiliyorlar sıkılmadan. Evet. Aynı filmleri. Yani ama şimdikiler sadece günübirlik bahsettiğiniz yani medyayla sinemayı karşılaştırmanız çok çok güzel oldu. O boyalı gazetelerle tirajlı evet. Gazeteler. Aynı. Şimdi 800 bin tirajlı ilk gazete var. Her kafede, her masada bir gazete. Neden? 2,5 lira. Çay da 2,5 lira. Bir çay içiyorsun, 3 saat oturuyorsun, bir gazete alıp saatlerce Haydar Dümen, bayan resimleri vesaire oynanabiliyor. Ama bir Cumhuriyet gazetesi, maalesef. Ama bir Evrensel gazetesi, maalesef. 3000, 5000, 10000, 20000 tirajlı. 800 bin değil ama gündem oluşturan. Sizler de gündem oluşturuyordunuz, bunlar günü kurtarıyor. Yani aradaki maalesef. Medyayla sinemanın sıkıntısı aslında aynı. Öncelikle de bir şunu söyleyeyim, benim hiçbir zaman sinema filmi tanıtım sıkıntım olmadı. Benim Türkiye'de belirli bir seyircim vardır. Her zaman da benim çektiğim her filmde vizyona girmiştir. Hiçbir zaman vizyon sıkıntım olmadı. Şu anda da Sokağın Çocukları diye bir vizyon bekleyen, yani vizyona girecek olan bir filmim var. Çok uygun bir zamanda da girecek. Çünkü ben sadece film yapan, film üreten bir firma değilim. Aynı zamanda da bir dönemde, siz de iyi bilirsiniz, sinema salonları olan evet, evet. Ve Türkiye'de mevcut olan sinema salonların tamirat işlerini, kuruluş işlerini, teknik işlerini yapan bir firmaydı. Bugün ise onu sinemalara teknik hizmet veren bir firma olarak kullanıyorum. Şimdi benim bu sıkıntım yok. Ama teknik hizmet verdiğimiz filmler var. Adamlar vizyona giremediler, borçlarını ödeyemiyorlar. Onlar borçlarını ödeyemeyince diğer insanlar da borçlarını ödeyemiyorlar. Yani ciddi bir kaos yarattılar şu anda. Çok ciddi bir kaos yarattılar. Ve Türk sinemasının katili ne Amerika'dır, ne Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk sinemasının katili Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Kökbakan gibi emperyalist sinemacılar. Son zamanın erketeleri. Evet. Peki, sinema gündemini kaybettik ya, siz biraz belgesele, biraz daha böyle sokak çocukları veya sokak hayvanlarına yöneldiniz. Onu görüyoruz. O çalışmalarınız var, o projeleriniz var. Ben bu filmi çekerken böyle bir kavganın içinde değildim. Böyle bir kavga yoktu. Bu filmi çekerken böyle bir kavga yoktu. Bu film, Sokağın Çocukları sinema filmi tamamen sokağın çocuklarıyla, sokakta yaşayan hayvanların iyiliği için, onların hayatlarını biraz olsun iyileştirebilme amacıyla yapılmış bir filmdi. Bu filmdeki bütün amacımız hayvanlara aş temin edebilmek. Onlara bir aş fabrikası, aş mama üreten bir fabrika kurabilmek. Onlara bir barınacak alanlar yaratabilmek. Hayvan besleyen insanlara, zorda kalan insanlara, hayvan besleyince sürekli mağdur olan, ihtiyaç duyan insanlara ihtiyaçlarını, mama ihtiyaçlarını karşılamak. Yani bir noktada bu filmin geliriyle hayvanların biraz daha refah yaşamasını sağlamak amacıyla biz buna başladık. O zaman böyle bir kavga yoktu. Şimdi bu kavga, öncelikle söyleyeyim, Sokağın Çocukları bu kavgadan da etkilenmiş bir film değildir. Yani Sokağın Çocukları, yani o filmler vizyona giriyor diye o vizyona girmemezlik yapmayacak. Onun kategorisi bir başka bir film. Ama tabii ki bu bana zarar etmedi ama benim kardeşimin filmi var, o giremedi. Lazgit diye bir filmi var, o giremedi. İşte arkadaşlarımın filmleri var, onlar giremedi. Yani iş yaptığımız, beraber film çekerken prodüksiyon desteği verdiğimiz filmler giremedi. Yani bu bağlantılı, yani hepimiz birbirine bağlıyız. Yani ışıkçı bizden, ışıkçı
filmciden para bekliyorsek... Hiyerarşi gibi aynı, zincirden birbirine bağlıyız. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani burada hangi yönetmen film çekerse çeksin. Öncelikle biz yönetmen yapımcılar, film çekerken Cem Yılmaz'ların, Yılmaz Erdoğan'ların ne kadar haftalık ödüyorlarsa teknik ekibe ve ekipmana, biz onun daha fazlasını ödüyoruz. Çünkü onlara birileri destek veriyor, sponsor oluyor. Sponsor. Bize kimse sponsor da olmuyor. Biz film çekerken onlardan daha çok para harcıyoruz. Siz doğaçlama gidiyorsunuz. Onlar tamamen öncelikle mesleği kendini pazarlama. İyi pazarlama yani yapıyorlar. Onların arkasında ciddi bir güç var. Evet. Yani şimdi bugün Taad'ın firması diyorsa, ben onlara 26 milyar verdim. Ciddi mi? Ciddi bir para. Çok ciddi bir para. 26 tane film parası vermiş ona. Ve 26 tane film parasıyla bir film yapmışlar, iki film yapmışlar. Tabii ki bu filmde çok şey değişir. Yani bu nasıl biliyor musunuz? Son model bir helikopterle, son model bir uçakla onlar gidiyor, biz de arkalarından bisikletle gitmeye çalışıyoruz. Yani bu o bir benzetme. Ama şuna baktığında, sinema anlamında, dünya sinemasına baktığında, dünyadaki festivallere baktığında onların dünyada, Türkiye'nin dışında bir festivalde oynayabiliyorlar mı? Bir televizyonda oynayabiliyor ama biz dünyanın bütün festivallerine gidiyoruz. Yani Nuri Bilge Ceylan dünyada gitmediği gibi. Gidilmesi gereken her yerde oluyoruz. Oluyoruz. Onlar para kazanılması yani, gereken her yerde oluyor. Yani bugün Nuri Bilge Ceylan dünyanın bütün festivallerinden bu ülkeye ödülle dönüyor. Ama Nuri Bilge Ceylan Türk sinemasını temsil etmiyor. İki tane ha 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 ile beraber gülen bir adam Türk sinemasını teslim ediyor ve temsil ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir, bu adamı da hiç kimse uyarmıyor. Ya efendim, bu adamlar ne yapmışlar Türk sineması adına, dünyada tanıtmışlar mı? Ama şöyle bir Nuri Bilge Ceylan var, bir Ahmet Uluçay var, bir Faik Ahmet Akıncı var. Bakın bu dünyanın çeşitli ödüllerini almış. Sinema camiasında... Yani Semih Aslan Yürek var, bakın bunlar sinemacılar. Bunları da alalım karşımıza, bunlar da konuşsunlar, dertlerini anlatsınlar demiyorlar bu adamlar. Ama şöyle söyleyeyim, yine size sizden zarar var, ben gördüğüm kadarıyla. Örgütlenme yok, var olan örgütlenme de akil olarak zaten hükümetin yanında. Efendim? Bütün sinemanın emekçilerinin üst düzey yöneticileri, isimli olanlar da, o sinemada gerçekten emek olanlar da şu anda hepsi akil oldu. Efendim, bizim derneklerimiz var. Sinebilimiz var, Yönderimiz var, hepsi var. Bunların başındaki adamlar önce kendi rantlarını düşünüyor. Akil insan oldu işte hepsi. Hepsi akil insan olmasının ödesinde her bir tanesi Kültür Bakanlığı'nın vermiş olduğu teşvikleri alıyorlar. Devlet tanıdık. Şimdi bizim dernek yöneticilerimizin tamamı bu desteklerle geçiniyorlar. Kimi kendi adına alıyor bir sene, bir sene sonra oğlunun adına alıyor, bir sene sonra karısının adına alıyor, bir sene sonra kıza. Bütün yöneticiler burada bahsellemişler burayı. Ve yönetmenler bir araya gelip seçim günü gidip hepimiz bir olamıyoruz. Bir olan da ahbap çavuş ilişkileriyle, ya bak evet, sen şimdi beni destekle, komisyona bunu koyacağım, sana komisyondan bir film çıkartacağım mantığıyla orada da insanları kandırıyorlar. Bizim mesleğimize ihanet eden o kadar çok insan var ki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir dünyanın her ülkesinde aynı sistemdir. Türkiye'de de aynı sistemdir. Bir ülkenin sinemasının üç tane düşmanı vardır. Bir sinema okulları, bir emperyalist sinemalar, yani Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi sinemalar, Şahan gibiler. Bir de sinema festivalleri. Bunlar gerçekten o ülkenin sinemasının düşmanlarıdırlar. O ülkenin sinemasının kalkınma adına bir şey yapmazlar. Yani Altın Portakal bu ülkenin şu son zamanlarda ülkenin sinemasının kalkınması adına hiçbir şey yapmıyor. Arabayla insanları konutturuyor, maymun gibi millete el sallatıyor. Ondan sonra orada ahbap çavuş ilişkisiyle bel ötülü birine gitsin o ama sinema adına ne yaptın sen? Sevgili hocam, unutmadan söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bundan takriben 15 yıl önce başıma bir olay geldi. Altın Portakal dediğin zaman aklıma geldi. Antalya'dan geliyor bu. Antalya'dan. Siz sanırsınız, söyleyeceğim. Sinema emekçilerinden,
Şeytanla kaplı bir ışıkçınız vardı. Ömer benim ekmekçi. Benim ekmek filmimin de ışık şefiydi. O filmlerde en iyi ışık şefi. Rahmetli oldu herhalde. Rahmetli oldu. Şimdi tekerlekli sandalyeye geziyor. Benim o setimde de, ekmeğin setinde de Şeytanla kaplı altın portakal ödülü alan tek ışıkçıydı sanırım. Evet. Yılmaz Güneyler zamanından bir var rahmetli. Evet. Tekerlekli sandalyeyle geziyor. Geldi bana o zamanın parası, o Antalya'dan aldığı altın portakal ödülünü bir çay, bir paket çayla bir şeker parasına, bilmiyordum, yardım destekli verdim. Sonra dediler ki bu Antalya'dan aldığı altın portakal ödül deyince, eşi vardı, o kahve falı falan bakıyordu. Bak yıllar sonra hatırladım, yemin ediyorum altın portakalı oradan aldığını bilmiyordum. Çay ve şeker parasını vererek onu geri verdim hediyesini. Yani söylediğiniz altın portakalı niye veriyorlar, rant için mi veriyorlar, neden veriyorlar bilmiyorum. Yani siz de o konuyu biliyorsunuz, oradan evet. O konu hakkında da... Şimdi birçok arkadaşımız altın portakaldan, altın kozadan aldığı ödülleri ne yazık ki bir müddet sonra çay parasına satıyorlar. Çünkü gerçekten bu sinema işi böyle bir şey. Ben Yılmaz Güney'le çalıştım, Ayhan Işık'la çalıştım. Ben Edison'la çalıştım, şimdi yaşayan Ekrem Boralı, Türkan Şoray'la, Allah'ın Yakutçik'lerle çalıştım, Fatma Gülük'lerle çalıştım. Ben Tarık Akan'la çalıştım. Size bir şey anlatayım. Ayhan Işık bir filmde anlaştığı zaman 8 gün verirdi. 8 gün içerisinde Ayhan Işık verirdi. Çantasını taşırdı. Çantası elinde, Ayhan Işık'ın bavulu elinde, eski tahta bavullar. Tahta bavulu elinde gelir otururdu kahveye. Minibüse binerdik, Ayhan abim tahta elinde. Ayhan abi bavulu tahta bavulu elinde. Ayhan abi ya şunu da al deyip eline bir şey daha tutuştururduk. Bir şey daha tutuştururduk. Türkan Hanım'ın kucağına biz ışık verdiğimizi biliriz. Şimdiki oyuncular özel karavanlarla, özel vitolarla gidiyorlar. Yani şimdiki oyuncuların arkasında kostüm arabası gidiyor, makyaj arabası gidiyor, kostüm asistanı gidiyor, kendi asistanı gidiyor. Şimdi bir başrol oynayan insanın 5 tane asistanı var. Kostümünü, makyajını, bilmem notunu, bilmem telefonuna bakanını. Yeni öğrendim, belgeli öğrendim. Yine TRT'nin çektiği, hükümet destekli bir yerde bir oyuncunun bir bölüm parası 150 bin liraymış. Yani şimdi bu tabii ki bu televizyonların patma nedeni bu olacak. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Artık televizyonlar bitmek üzere. Şu anda bir televizyonlar çektikleri dizinin bölüm parasını 6 ay sonrasına çek veriyor. 6 ay sonra çek almaya gidiyorsun, bir 6 ay daha çek veriyor. Şu anda büyük yapımcıların dışında hiçbir kimse buna katlanamıyor. Bittiler bunlar. Bir oyuncuya 150 bin lira, 100 bin lira verirken ama bir yönetmene de 2 bin liranın pazarlığını ediyor, 5 bin liranın pazarlığını ediyor. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bugün televizyonlarda en çok çalışan adamlar görüntü yönetmenleridir. 5 bin lirayla 4 bin lira arasında haftalık alırlar. Peşin alırlar mı? Hayır. Maalesef. 15 ay, 15 hafta gerisinden geliyorlar. Ama oyuncunun parasını tıkır tıkır alıyorlar. Biz bunları söylediğimiz zaman bize kızarlardı. Ben bunu çok gördüm. Yani birçok oyuncu 50 bin lirasını, benim dizi çektiğim dönemlerde 50 bin lirasını oyuncu alırken set haftalığı 250 liraydı, adam 250 lirasını alamıyordu. Hani sinemanın babaları var ya babaları onlara bir şey desin. Babaları setlerinde çalışan insanların haftalıklarına bir şey desinler. O öyle ben sinemacıyım dediğinde oraya çıktın da öyle durmayacaksın. O Yeşilçam sinemasında sinemacıyım dediğin zaman o Adif Yılmazlar, Yılmaz Güneyler, İhsan Yücel'ler, Behçet Nacarlar onlar kazan kaynatıp insanlara işe gitmediği zaman yemek dağıtırlardı. Şimdi insanların haftalıklarını bile vermiyorlar. İnsanların haftalıklarını bile vermiyorlar. Yani şimdi sıkıntının temelinde işte bu var hocam. Yasada, rekabette tabii ki serbest rekabet, yani aslında Türk sinemasının katili Turgut Özal'dır. O zamandan başladı değil mi? Evet. Şimdi dünyanın bütün ülkelerinde yabancı filmlere %50 rüsum vardır. Bu rüsum alınır,
Türk sineması, yani yabancı Amerikan sinemasından alınır, Türk sinemasına destek olarak verilir. Bu rüsumu bizden de o zamanlar Türk sinemasından da %10 civarında bir rüsum alınıyordu bizden de. Bu rüsumu bizim %10 rüsumumuzu kaldırdığında başta Türker İnanoğlu olmak üzere herkes o bravo dediler. Ama Amerika'nın %50'sinin kalktığının farkına bile varmadılar. Ve ne oldu? Amerika'nın %50 rüsumu kalkınca Türkiye 5. sınıf Amerikan filmlerine pazar oldu. Evet. Kendi Türk yapımcılarımızın salon bulamadık. Ve o zaman da bir akım başladı. Van Dime'lar, bilmem neler, Karadelak, yabancı, bilmem neler. Aksiyon filmleri. Aksiyon filmleri başladı. Değişik şeyler de bir insanlar için. Ve Türk sineması, Türk insanı çok çabuk terk eder. Türk insanı yaşadığı kadını terk eder. Anne babasını terk eder. Baba annesini, çocuk annesini terk eder. Türk insanı tuttuğu takımın dışında yaşadığı şehri bile terk eder. Ve Türk sineması her şeyi öğrendi, Türk insanı her şeyi öğrendi, Türk sinemasını da terk etti. Terk etti ve Amerikan sinemasına teslim oldu. Ve Amerikan sinemasına teslim olduktan sonra merhaba, nasılsınız demeyi unutup hello, ne haber la demeye başladı. Kültürel bir yozlaşma Amerikan sinemasıyla şey yaptı. Ne de basın oldu. Ne de basın. Amerikan sinemasının o kültürü bizim içimize geldi. Yani artık hey, her sene boş şarkıları dinlemeye başladık. Evet. Yani bütün bunların, özenti oldu Türkiye'de. Bütün bunların hepsinin aslında 1980'li yıllara gittiğimizde Türk toplumunu ayakta tutan Diyarbakır'daki insanın horon oynaması, Trabzon'daki insanın da çayda çıra oynamasıydı. Bunları ayakta bu ortak kültürler tutuyordu ama bir müddet sonra ortak kültürümüz Anadolu kültürü, Anadolu halklarının kültürü aynen gidince biz yabancılaştık, kendimize yabancılaştık. Yabancılaşınca Booking'i ortaya, Booking'in manzara çıktı. Booking'i dünya çıktı ortaya. Booking'i Türkiye çıktı ortaya. Şu anda birbirini sevmiyoruz, birbirinden nefret ediyoruz. Birbirine kim cebimize biraz para korsa ona kulluk ediyoruz. Kula kulluk eden olduk. Hani diyor ya, yazıklar olsun, kula kulluk edene yazıklar olsun deyip de önce kendi kulluk evet, eden bir evet, adam evet, ve bu kadar ihtiyacı olur olmadan kulluk eden adamlara döndük. Ve saygımız kalmadı, insana saygımız kalmadı. İnsan yüzümüzü kaybettik biz. Biz insanın sanatsal yüzünü kaybettik. İşte bu duygusallık, bu doğallıktan dolayı sinemaya verdiğiniz farklı bir duygu da var. Evet. Ve izleyenlerimiz hepsi sokağın çocuklarıyla yeni bir sokak hayvanlarıyla ilgili projenizden bahsetmeyi bekliyor aslında bence. Şimdi sokağın çocukları, dediğim gibi, demin de söylediğim gibi sokakta yaşayan insanlara bir nefes olsun diye, onlara bir soluk olsun, onlara bir şey olsun diye eşimle birlikte düşünüp, taşınıp böyle ne yapabiliriz? Ben hayvan sever bir insandım. Onu açacaktım zaten. Ben izleyenlerin çoğu da ondan bahsedecektim. Hayvan sever bir insandım. Ama 2,5 sene önce Dilek Hanım'la birlikte hayatımızı birleştirdikten sonra hayvan manyağı bir adam oldum. Dilek Hanım beni kendine benzetti. Belki de sıkıntılar sizi oraya verdi değil mi? Yok, hayır. Yani sinemanın sıkıntıları yani vesaire. Önce derken hani hayvanları seviyorduk, hayvanları besliyorduk. Şimdi artık hayvanlarla yaşıyor olduk. Yani onlar artık bizim yaşam şeklimiz oldu. Önce onlar. Öncelik onlar. Öncelik onlar oldu. Ve şimdi böyle bir karar aldık ve bu kararla beraber yola çıktık. Ve işte filmi de bitirdik. Gayet de güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani gerçekten de çok rahat, her yerde, herkesin seyredeceği bir film oldu. Bu filmin şöyle bir şeyi var. Bu film, sokağın çocuklarında bir bileti, iki bileti olarak hesap edeceksin bir kişi. Çünkü her çocuk o filme giderken mutlaka yanında annesi, babası olacak. Bu yüzden biraz daha ekonomik olarak bize biraz bir şeyler getirecek, yani hayvanlara bir şeyler getirecek olan bir film. Biz onu hazırlıyoruz, bu filmi. Biz, bakın, hayvanların su içtiği kaptan
abdest alan bir peygamberin ümmeti bugün hayvan yanından geçiyor diye abdesti kaçıyorsa bunun adı cehalettir. Ama bayağı duyarlı hayvansever de var değil mi? Maalesef duyarlı hayvanseverler çok az. Ama ben hayvan severim diye ortada çilit atan çok fazla insan var. Çok fazla hayvan istismarı var. Hayvanlara taciz var. Hayvanların sırtından para kazanan insanlar var. Hayvan seviyorum diye hayvanları sakatlayıp dilendirenler var. Çok vahim şeyler gördük. Ben Türkiye'de hayvan derneklerinin birçoğunun hayvanları koruma adına değil de hayvanların sırtından para kazanma adına bir şeyler yapan dernekler. Bunlardan hep bahsettiniz ama yani filmin içeriğinde bunlar hep var aslında. Filmin içeriğinde bunlar var tabii ki. Filmin içeriğinde her şeyler var. Filmin içeriğinde çok şeyler var. Yani biz dediğimiz gibi bu filmden beraber ben her sene hayvanlar için bir sinema filmi yapmaya karar verdim. Yani bu sene bunu yapıyorum. Seneye yine hayvanlar için bir tane daha film yapacağım. Bütün geriliği yine onların. Öbür sene gene bir tane daha. Yaşadığım sürece bunlardan bir, yaşamadığım sürece de arkadan devam eden, benim yerime gelen iki tane daha oğlum var. İki tane oğlum da bu işi seçiyorlar. Bir tanesi biraz önce yolcu ettik, Avrupa'ya gitti. Biraz önce yolcu ettik onu. Avrupa'da beni izleyen, Viyana'da, Ronda'da, Fransa'da, Hollanda'da arkadaşlar varsa oğlum o tarafa doğru geliyor. İsteyenlere oğlum uğrar, çayını kahvesini de içer. Küçük oğlum şimdi Avrupa'ya gitti. Bundan birkaç ay önce de büyük oğlum gitmişti. Yani onlar da bizim mesleğimizi devam ettirecek. Gördüm bari. Devam ettirecek. Daha çok hatta. Görüntü yönetmeni bunlar. Öbür küçüğü daha şey yapıyor. Dilek Hanım devam ettirecek bunu. Dilek Hanım da bir yapımcı artık. Evet. Yani artık o da Türkiye'nin artık sinema yapımcısı artık. Yani artık o da bir sinema yapımcısı. Artık geçici bir yapımcı değil artık. Evet. Gerçek düzel bir sinema yapımcısı. Yani en az Yılmaz Erdoğan'dan daha fazla bir sinema yapımcısı. Yani Yılmaz Erdoğan oyuncu. O sinema yapımcısı şu anda. Bir sinema yapımcısı o artık. O da artık şimdi devam edecek buna. Zaten o onun elinden gelse senede 12 tane film çeker hayvanlar için. Ki faydası olabilecek. Olabilecek. Yani biz hayvanlar için dediğim gibi hayvanlarda bu konuyu şey ettik. İstedik ki hayvanlar için yeni yasalar çıkarırken ben Hazreti Muhammed'in soyundan geliyorum, ben Hazreti Muhammed'in ümmetiyim diyen insanlar Hazreti Muhammed'in sözlerini hatırlatmak istedik onlara. Dedik ki yani bu canlar da sizin gibi ümmettir. Onların da sizin gibi canı var, kanı var. Onlar benim onlara yaptığınız iyiliği benim yazarken meleklerin kolları yolurur. Bunları hatırlatmak istedik onlara. Ama işte insanlar biz gittikçe kötüleşiyoruz. Çok fazla Arapça okuyunca daha fazla Müslüman olacağımızı zannediyoruz. Biraz önce bu yayından önce Taksim'deydim. Yeminle söylüyorum size, inanın sanımını söylüyorum. Suriye'de, Arabistan'da bu kadar Arapça lafa yok. Orada İngilizce lafalar var. Bütün ilçelerde, bütün ilçelerde var. Abi Beyoğlu'nda ben Türkçe konuşan insan görmedim. Yani biz şey yaptık yani. Aynı dert diğer İstanbul'un ilçelerinde de var. Esenyurt'ta mahalle mahalle. Tabelalar sökülüyor, sabah gece tabelalar ben alıyor. Ben çok üzgünüm. Bunların tamamı, bakın yaşlıya bir şey demiyorum, çocuklara bir şey demiyorum. Ama bunlar genç adamlar. Bu genç adamlar Taksim'de sevgilisinin elini tutup paşalar gibi gezerken benim genceciğim çocukların orada albayraklı tabutlarla buraya gelmesine vicdanım el vermiyor. Bu konunun da çok ciddi bir konu olduğunu artık benim de yani bu ülkenin insanları da görmek lazım. Öyle vatan ölmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez şeysini de artık geçelim abi. Klişe kelimeler oldu. Geçelim artık. Samimi. Abi. Samimi olalım artık abi. Hangi vatan için ölüyoruz, neden ölüyoruz? Bu adamlar buradayken benim çocuğum orada ölüyorsa ben o çocuğu orada öldürdüğüm zaman o çocuğa şehit diyemem ya. Ben çocuğumu, o çocuğumu oraya askere de göndermem abi. Ben o çocuk askere gitmiyorsa ben kendi çocuğumu da askere göndermem oraya. Evet. Hocam son filmle ilgili özellikle hayvanseverler şu anda bence Ahmet Faik Atıncı hocam ne konuşacak diye
bize ne mesaj gönderecek diye bekliyorlar. Son mesajımızı onlara verelim, hayvanseverlere kapatalım. Ben hayvanseverlere şunu söyleyeyim. Bu sinema filmi bizim filmimiz değil. Ben bu filmde Dilek Hanım'ın filmi de değil. Bu film sokakta yaşayan, muhtaç olan hayvanların filmi. Bu film vizyona çıktığında bu filme sahip çıkın. Bu filme vereceğiniz her kuruş size ve sokağın hayvanlarına, sokaktaki canlara, barınaklara, hayvanlara mama olarak, yuva olarak geri dönecektir. Ya sokakta daha az hayvan görülecek, yaralı hayvan daha az gözükecek. Kesinlikle. Bakın, mağdur, yani içimiz acımayacak en azından, değil mi? Şunu söyleyeyim.